İnşallah bugünkü mevzumuz Kur'an'da peygamber kıssalarında Süleyman Aleyhisselam kıssası hakkında olacak. Tabii kıssaya girmeden evvel Kur'an'da peygamber kıssalarının zikredilmesinin sebepleri üzerinde durduktan sonra Süleyman Aleyhisselam kıssası hakkında da bilgi vereceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarının anlatılmasının ana sebepleri bir, Kur'an'ın Allah kelamı olduğu ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ispatı olduğudur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da peygamber kıssalarını haber vermesi, Adem Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan, Salih Peygamber'den, Süleyman Aleyhisselam'dan haber vermesi o dönem için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Resul'ün ümmiyin, yani okuma yazması olmayan birisi. Batılı müsteşrikler öyle diyor, Goldziher. Muhammed'in diyor Aleyhisselatü Vesselam, okuma yazma bilmemesi bizim belimizi kırıyor diyor. Keşke okuma yazma bilmiş olsaydı mücadelemiz daha kolay olacaktı. Çünkü gezgindi, düşünürdü, tüccardı, küçüklüğünden itibaren ticaretle uğraşıyordu. Kütüphanelerden gezdi, toplum şeylerine, sıkıntılarını biriktirdi. Bununla beraber böyle bir eser, yani Kur'an'ın kendisi yazdı diyebilirdik. Ama ümmi bir kimseden böyle bir eser meydana gelmesini kendileri açısından sıkıntılı görüyorlar. İkincisi, çeşitli hadiseler üzerine müminlere ders ve ibret vermek. Başta Resul-i Ekrem Aleyhisselam olmak üzere bütün ehli imanı teselli ve takviye etmek ve ehli küfürde azapla tehdit etmek. Yani ehli imanı teşvik etmekle birlikte ehli küfrü de tehdit içermektedir. Aynı zamanda nübüvvet, peygamberlik müessesesinin varlığını, Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen peygamberle anlatılması nübüvvet müessesesinin ispatıdır. Aynı zamanda ehli dalaletin hücum ve inkarlarına karşı ehli imanın imanlarını takviye ve kuvvetlendirmek. İman, insanın geçmiş ve gelecek zamanını aydınlatarak hiçlik ve zulümat karanlıklarından da kurtarmaktadır. Yani ben kimim, nereden geliyorum,
nereye gidiyorum, niçin, kim tarafından, bu soruların cevabını peygamberler bize bildirmektedirler. Yine peygamberlerin mucizeleri aynı zamanda insanların istikbalde, bilimde, sanayide, teknolojide ulaşacakları nihayet hudutlarında tayin edip insanlara teşvik noktasında muallimlik, rehberlik, önderlik yapmaktadırlar. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce de pek çok peygamberler gelmiş, insanlara rehberlik yapmışlar. Adem Aleyhisselam çiftçilik yapmış, Nuh Aleyhisselam yani rehberlik noktasında, Nuh Aleyhisselam gemicilik, İdris Peygamber terzilik, Davud Aleyhisselam dağ ve demir emrine verilmiş, Yusuf Aleyhisselam saatçilerin piri, doktorların piri, İsa Aleyhisselam olmakla birlikte pek çok peygamberler insanlara bu noktada rehberlik yapmışlardır. Şimdi bunlardan Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ikramlar üzerinde konuşmak istiyorum. Kur'an'da Süleyman Peygamber Davud Aleyhisselam'ın 19 evladından biri olarak anlatılmakta ve Davud Aleyhisselam'ın varisi olduğu belirtilmekte ve küçüklüğünden itibaren kendisine ilim verildiği ve pek çok çetrefilli meseleleri düzgün bir şekilde çözmesi istikbale namzet olduğunu kendisi de gösteriyor. Bununla ilgili iki tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi iki kadın yani Davud Aleyhisselam'a gelip çocuklarının bir tanesini kurt kapıyor. İki kadın tek çocuk üzerinde dava ediyorlar. Bu benim, öbürü benim diye. Davud Aleyhisselam'ın yanında Süleyman Aleyhisselam hemen müdahale ederek diyor ki bana bir bıçak getirin, bunun çözümünü bulayım. Nasıl yapacak? Diyor çocuk madem ikinizin ortadan bölelim, yarısı senin, yarısı senin olsun diyor. Tabi anneler şefkat kahramanı olduğu için çocuğun öz annesi hemen meseleye itiraz ederek hayır çocuk onda kalsın ben istemem şeklinde evladına kıyılmasını istemiyor. Ve hemen Davud Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam da ne yapıyor? Çocuğun öz annesinin o kimse olduğunu kesilmesine itiraz eden kimsenin annesi olduğuna hükmediyor. Yine o dönemde tarlayı koyunlar istila ediyor. Tarla sahibine zarar veriyor. Ve bu noktada Davud Aleyhisselam'a gelindiğinde Davud Aleyhisselam zararın tazmini için koyunların tarla sahibine verilmesine hükmettiğinde Süleyman Aleyhisselam küçük yaşta olduğu halde itiraz ederek şöyle güzel bir çözüm buluyor. Diyor ki tarla sahibine koyunları verelim. Bir yıl koyunlar onda kalsın emaneten ve sütünden, yününden ve yavrularından faydalansın. Sürü sahibi de bir yıl o tarlayı eski haline getirene kadar ona baksın şeklinde bir hüküm vermesi yani istikbale namzet olduğunu gösteriyor. Davud Aleyhisselam'ın vefatından sonra da yerine Davud Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam'ı vekil olarak gönderiyor. Davud Aleyhisselam aynı zamanda hem hükümdar hem peygamberdir. Ve kendisini yerine de oğlu Süleyman'ı atıyor. Cenab-ı Hakk'ın izniyle Süleyman Aleyhisselam'a pek çok ilim ve hikmet verilmiş. Bunlarla ilgili bir peygamberlik verilmesi, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam'a, Yunus Aleyhisselam'a nasıl verilmişse Kur'an-ı Kerim'de Süleyman'a da ilim verdik, Davud'a da zebir verdik gibi ayet-i kerimede Davud peygambere hikmet verildiğini ifade ediyor. Aynı zamanda hem peygamberlik hem de çok büyük bir saltanat Süleyman Aleyhisselam'a vermiş Cenab-ı Hak. Öyle ki saltanatında, ordusunda melekler var, ordusunda cinler var, hayvanlar var, insanlar var
Bu şekilde büyük bir Cenab-ı Hak saltanat vermiş. Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatıyla ilgili değişik rivayetler var. Fakat bana öyle bir saltanat ver ki benden sonrakilerin sahip olmayacağı bir mülk bana ihsan et gibi dua ediyor. Ve Cenab-ı Hak Süleyman Peygamber'e, tabi değişik rivayetler de var bunlarla ilgili tarihi. Yalnız genel bir kabul, çok geniş bir coğrafyaya hükmetmesi, Horasan, Irak ve Yemen tarafına ve artı az bahsedilmekle birlikte İstanbul, Anadolu'ya da sahip olduğu, bilhassa Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Süleyman Aleyhisselam'la ilgili çok farklı izahlar var. Onlardan bir tanesi Süleyman Aleyhisselam'ın İstanbul'da yaşadığı, tabi kaynaklar Süleyman Aleyhisselam'ın Filistin, Şam civarında, Filistin'in doğu Kudüs'te orada vefat etmesiyle ilgili ortak bir kanı var. Fakat hükümdarlığı noktasında İstanbul'da da bulunduğunu, biz tabi derslerimizde, okullarda anlatırken Süleyman Aleyhisselam bir aylık mesafeye bir günde gider gelirdi diye hep bunları örnek olarak anlatıyoruz. Fakat hiçbir öğrencimiz, hocam yani nereden nereye gider gelirdi, hiç kimsenin aklına gelmedi veya sormadı. Sonra biz bunu araştırırken baktık, İstanbul'la Kudüs'ün arası 14,5, yani 14-15 gün yaya yoluyla. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın bir günde gidip geldiği yer İstanbul'la Kudüs olduğu anlaşılıyor. Yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Süleyman Aleyhisselam İstanbul'la ilgili tam bir cilt ayırmış. İstanbul'da Ayasofya ile ilgili de farklı bir tabi tarihi şeyler, bunları çok az orada bahsediyor. Ayasofya'nın daha önceden Sofia isimli bir mabet olduğunu ve Süleyman Aleyhisselam'ın onu büyüterek Ayasofya yaptığını, daha sonra Justinian zamanında onun yandı veya yıkıldı, yerine şimdiki Ayasofya'yı 500-570'lerde Ayasofya'yı inşa ediyorlar. Ve çok kaynaklarda Justinian'ın "Ey Süleyman, senin mabedinden daha büyüğünü yaptım" ifadesini çokları Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı kastederek oradan daha büyük Ayasofya'yı yaptım ifadesi kullanıyor. Fakat Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlaşıldığı kadarıyla o Süleyman Mabedi'nin ilk Ayasofya'yı yerine daha büyüğünü yapmasını, Süleyman Aleyhisselam'a müteşekkirliğini öyle ifade ediyor. Yoksa kinaye tarzında Kudüs'teki camiden, Mescid-i Aksa'dan daha büyüğünü yaptım değil. Ayasofya kastediyor. Bu cihette de bakıldığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Letüftihennel Konstantiniyye" diye Konstantiniyye'ye haber vermesi, İstanbul'un ilk mimarı Süleyman Aleyhisselam olduğu da anlaşılıyor. İkinci mimarı da İskender-i Kebir olduğu anlaşılıyor. Bununla ek bir bilgi, daha önceden Karadeniz, Hazar Denizi ile beraber olduğunu, İskender-i Kebir Hızır Aleyhisselam'dan aldığı dersle birinci, şimdiki Boğaz artık birinci demek durumuna geliyoruz inşallah. Boğazı Hızır Aleyhisselam'ın tarifiyle İskender-i Kebir açıyor. İnşallah ikincisi de bize nasip olacak, bu millete nasip olacak, ümit ediyoruz. Tarihte Cenab-ı Hak bazı peygamberleri dünyanın imarında, inşasında da görevlendirmiş. Bunlar da İskender-i Kebir, Seddi Zulkarneyn'i yapması gibi. Aynı şekilde Süleyman Aleyhisselam emrinde bulunan, ki birazdan gelecektik, rüzgarı emrine vermesi, cinleri emrine vermesi, dünyanın imarında pek çok aşılmaz yolları ne yapmış? Süleyman Aleyhisselam emrinde onları kullanarak o hizmetleri de görmüşler. Yine Süleyman Aleyhisselam mucizenin bir tanesi de rüzgarı onun emrine vermesi. Yani rüzgarı en ağır, en uzak ulaşılabilecek yerleri
Rüzgarla birlikte Cenab-ı Hak ona o kolaylığı ihsan etmiş. Süleyman Aleyhisselam'ın tabi rüzgara binmesinde anlatılan tarihte bir tahtadan Süleyman Aleyhisselam tahtadan bir döşek yapılıyor ve onun üzerine Süleyman Aleyhisselam bir sedir, aynı bizim oturduğumuz gibi bir sediri ve askerlerini içine alan ve askerlerinin de teçhizatını içine alan böyle bir bineği var ve rüzgara bindiğinde artık düşünün ki onu havaya kaldıracak, onu hareket ettirecek ve 2 aylık mesafeyi bir günde gidip gelecek şekilde öyle bir Cenab-ı Hak rüzgarı onun emrine havale etmiş. Onun emrine kolaylaştırmış. Tabi burada rüzgarı onun emrine vermesiyle beraber tabi insanoğlu ona gıptayla bakıyor. Süleyman Aleyhisselam o rüzgara binip giderken bir ekincinin oradan geçiyor ve ekincinin ekinlerini sarsmadığını görüyor. İkinci öyle bir gıptayla bakıyor ki Rabbim Süleyman'a ne büyük ihsanlarda bulunmuş manasını, gıptasını bakarken Süleyman Aleyhisselam bizim de sevineceğimiz, bizim de hoşumuza giden çok güzel bir nükte söylüyor. Ey ekinci diyor, senin diyor Cenab-ı Hakk'ı böyle gönülden hamd ve tesbih etmek. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah ve bihamdihi adede halqihi ve rida nefsi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Yani sen gönülden Cenab-ı Hakk'ı Subhanallah diye bir tesbih etsen, Davut hanedanına verilen mülkten ve saltanattan o daha hayırlıdır diye anlatıyor. Yine rüzgarı Süleyman Aleyhisselam emrine verilmesi sanki dünyaya bu kadar bakmayın. Yani bu rüzgar gibidir. Gelir geçer manasını da ifade etmektedir. Yine Süleyman Aleyhisselam'ın tesbih etmeye yani insanlara bu şekilde gıptayla bakması noktası elbette Cenab-ı Hak ona büyük bir saltanat vermiş. Hayvanların dillerini, kuşların dillerini bilmesini de Süleyman Aleyhisselam'a öğretmiş. Ve bir vadiden geçerken karınca tayfesinden bir tanesi ne diyor? Aman ey Süleyman ordusu geliyor, çekilin, yuvarlarınıza girin, o sizi rahatsız etmesin diye. Ve Süleyman Aleyhisselam onların bu sesini işitip o halde ne yapıyor? Gülüyor. Yine Süleyman Aleyhisselam hayvanların dilini, tuyurun dilini öğretmesi ile onun hüdhüdü meşhurdur. Yine Süleyman Aleyhisselam bir vakit ordusunu denetlerken hüdhüdü denetimde bulamayınca çabuk diyor onu bana getirin. Eğer çok ciddi bir mazereti yoksa ona çok ceza vereceğim şeklinde haber veriyor. Tabi hüdhüd kendisi gibi başka bir hüdhüdle Yemen tarafına doğru gitmiş. Orada tarihte meşhur Yemen hükümdarı Belkıs'ın saltanatından haber veriyor. Yani güneşe taptıklarını geri döndüğünde Süleyman Aleyhisselam'a bana diyor çok ciddi bir mazeret söyle ki seni affedeyim. Ey Süleyman diyor ben böyle böyle gittiğimde öyle bir saltanata sahip hükümdar var ki ama onlar güneşe tapıyorlar. Çok büyük varlıklara sahipler. Ve Süleyman Aleyhisselam Hüdüd'e mektup veriyor. Kısa özetle anlatıyorum. Orada bu mektubu ona götür ve mektubun üzerinde İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diye Yemen hükümdarı Sebe hükümdarı Belkıs'a iman etmesini, Müslüman olmasını yoksa kendisini çok büyük bir ordusun olduğunu oraya gelip Allah'tan başkasına tapanlara izin vermeyeceğini haber veriyor. Tabi Sebe Melikesi Belkıs da çok akıllı bir hükümdar. Hemen savaşmak yerine öncü bir elçi göndererek Süleyman'ın mülkü hakkında bize bilgi toplayın deyip elçilerini gönderiyor ve saltanatının da ihtişamını göstermek için çok kıymetli altın mücevherlerle beraber hediyeler gönderiyor. Tabi Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna geldiklerinde tabi asker var, cinler var,
Hayvanlar var, ordusu çok muhteşem, saraylar muhteşem. Onların getirdiği hediyeler onun yanında çok sönük kalır ve Süleyman Aleyhisselam, bana bununla mı karşılık veriyorsunuz deyip o hediyeleri reddedip iman etmelerini, onlara, hükümdarlarına bu şekilde emrediyor. Ve Belkıs, ben gideyim durumu yerinde tetkik edeyim diye meclisinden onay aldıktan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna doğru geldiğini Hüdhüd ve cinler de Süleyman Aleyhisselam'a haberci olarak haber veriyorlar. Süleyman Aleyhisselam, kim diyor Belkıs'ın tahtını benim huzuruma getirebilir? Onlardan içerisinden İfrit isimli bir cinni, ben diyor sen yerinden oturup kalkmadan onu sana getirebilirim ifadesini kullandığında, Asaf isminde veziri ise, ey hükümdarım ben diyor siz gözünüzü açıp kapayıncaya kadar ben size onu getirebilirim diye söylüyor. Ve Süleyman Aleyhisselam'a izin vermesiyle Belkıs daha gelmeden tahtını Süleyman Aleyhisselam'ın olduğu yere getirtiyor. Ve Belkıs oraya geldiğinde o muhteşem sarayı görüyor. Ve tabii Süleyman Aleyhisselam da daha o gelmeden camlarla, mercanlarla, zümrütlerle süslenmiş, ki cinlileri o dönemde dalgıç cinliler var. Denizlerin, okyanusların derinliklerine gidip oradan indiler mercanlar, yani insanların ulaşamayacakları yerlikten kıymetli madenleri getirip o öyle bir ihtişamlı saray inşa ediyorlar. Ve Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ı o sarayın içerisine davet ederken ince bir de sürpriz zekavetini de kontrol etmek noktasında saray, Süleyman Aleyhisselam bir mucizesi de ilk defa camı icat eden Süleyman Aleyhisselam'dır. O saraya geçiş yerinin kimine göre nehir, kimine göre altı diyor, tüm böyle balıklarla, deniz hayvanlarıyla var. Üzerine bir gölet gibi düşünün veya nehir gibi. Üzerini camla kaplatmış ve Belkıs oradan geçerken o hükümdarlık elbisesini yukarı doğru toplamaya kalktığında Süleyman Aleyhisselam diyor bu camdır, şey yapmaz, ıslatmaz üzerini. Ve o şekilde Süleyman Aleyhisselam saltanatının ihtişamı da Belkıs'a gösteriyor. Ve tabii bu gördükleri pek çok olaylardan sonra en sonda tahtına bakıtıp bunu hafif üzerinde rutuşlar yapmış tahtının. Bunu tanıdın mı? Benim tahtım diyeceğim ama diyor. Ben orada onu çok kıymetli, çok önemli bir yere kilitledik, sakladık ve başına güvenlikleri koyduk. Benim diyeceğim ama diyor. İşte diyor bu senin tahtın, Rabbimin bana bunlar hediyesidir, ikramıdır diye Süleyman Aleyhisselam saltanatının ne kadar ihtişamlı olduğunu gösteriyor. Tabi biz peygamber kıssalarını anlatırken bunları tarihi bir anekdot olarak tarihin derinliklerine gömmememiz lazım. Neden? Çünkü Süleyman Aleyhisselam o hadiseleri anlatırken veya Davud Aleyhisselam'a demiri eritme zırh yapma sanatını vermiş. Bize de ey insanoğlu hadi sen de çalış. Bana itaat eden bir kulumu demiri eritip zırh yapma sanatını öğrettim. Hadi siz de demiri işinizde kullanın. Gösterdiği gibi Musa Aleyhisselam asasını vurup yerden su çıkartması, bugün Afrika'da ne yapıyorlar? STK'larımız, bugün devletimiz oradaki ihtiyaç sahiplerine artezyen kuyularını yerin altından, çölün altından suları çıkartması mucizesini bize bugün insanlara teşvik için gösteriyor. Acaba Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından bizim alacağımız nedir? Tabii birçok şeyler Kur'an-ı Kerim haber verince bulunduktan sonra haber veriyor gibi. Evet, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından alacağımız bir hisse de bugün bilimde, sanayide inşallah ışınlamanın gerçekleşeceğini, vasıtasız eşya naklinin gerçekleşeceğini oradan biz günümüze alıyoruz. Yani Yüce Allah peygamberleri vasıtasıyla ilmin, sanatın, tekniğin nihayet hududunu gösterip bize de ne yapıyor? Hadi göreyim sizi de, siz de buna
ulaşın diye teşvik ediyor. Aynı zamanda seslerin naklini de Süleyman Aleyhisselam kendisi hakkında konuşulan sözleri işitebiliyor. Ve görüntü naklini o dönemde Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bir mucize olarak vermiş. Bugün biz ne yapıyoruz? Televizyonlarla, uydu sistemiyle görüntü naklini gerçekleştirebiliyoruz. Yani peygamberler aynı zamanda dersimizin başında yani girişte konuştuğumuz gibi nasıl insanlara mucize olarak gösterilmiş ama muallim olarak, rehber olarak insanlara da bunları teşvik etmiş. Evet, siz de diyor eğer bu kavanini adetullah'ıma güzelce itaat etseniz, nefsin tembelliğini bıraksanız, çalışsanız, gayret etseniz, bakın ben peygamber kulumu havaya bindirdim. Siz de havaya binebilirsiniz. Süleyman Aleyhisselam'ın bir aylık mesafeye gidip geldiğini bugün ne yapıyoruz? Uçaklarla gidip gelebiliyoruz. SİHA'larımız, İHA'larımız ve belki ileride vasıta havayı diyor sizin emrinize musakkar kıldı. Belki uçan arabaları da Süleyman Aleyhisselam vari ne yapacağız? Görmemiz mümkün olacak. Evet. El hakku yalu ve la yuhul aleyh. Hak her zaman üstündür. Ondan daha üstünü yoktur. Ama esbab dairesinde kim sarılırsa Cenab-ı Hak ona bu imkanları onun emrine de sunacaktır inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah.